tarih yazıcılığı. Tarih yazıcılığı devletlerin başından geçen olayları kaleme almasıdır. Mesela devletler ne yapmışlardır? Tanrı'ya hesap vermek için başlarından geçen savaşları olabilir, antlaşmaları olabilir. Bunları ne yapmıştır? Kaleme almışlardır. Şimdi adamların amacı Tanrı'ya hesap vermek. Şimdi Tanrı'ya hesap veren bir devlet düşünün. Bir kral düşünün. Şimdi bu kral sizce tarih yazarken Yanlış bir şey yazar mı? Tanrı'ya yanlış bilgi verir mi? O cüreti gösterebilir mi? Gösteremez. İşte bu yüzden gençler Hititlerde objektif tarih yazıcılığı ortaya çıkmıştır. Bakın objektif demek nesnel, tarafsız demektir. Yani gerçekleri söyleme, ne varsa onu söyleme. Mesela Hititler hem başarılarını kaydetmişlerdir hem de başarısızlıklarını. İşte böylelikle Tarihte objektif tarih yazını başlatan devlet de kim olarak tarihe geçti? Hititler olarak tarihe geçmiştir geçen. Şimdi tarih yazıcılığı 5 ayrıdır. Hikayeci, öğretici, sosyal, kronik ve bilimsel tarih yazıcılığı. Hikayeci tarih yazıcılığı. Hikayeci tarih yazıcılığında olaylar hikaye şeklinde anlatılıyor. Geçen Herodot diyor ki ben gördüklerimi tanık olduklarımı ve işittiklerimi kaleme alırım, yazarım. Bakın olaylar hikaye şeklinde anlatılır ve neden sonuç ilişkilerine yer verilmez. Yani işte bir olay anlatmış. Bu olayın sebebi ne? Heredot diyor bana ne kardeşim ben olayın sebebiyle ilgilenmem. Ben gördüklerimi, tanık olduklarımı, işittiklerimi size aktarırım. Benim görevim bu, benim yazıcılığım bu. Neden sonuç ilişkilerine yer vermez? Yer ve zaman belirtilir. Zaten yer ve zaman belirtmezse ne olur? Masal olur gençler. En önemli temsilcisi Herodot'tur gençler. Herodot tarihin babası kabul edilmektedir. Hikayeci tarih yazıcılığı böyle. Gelelim öğretici tarih yazıcılığı. Öğretici tarih yazıcılığının bir diğer isimleri faydacı, pragmatik ve Arap kaynaklarında şenli olarak geçmektedir gençler faydacı, pragmatik ve şenli. Şimdi öğretici tarih yazılığında amaç geçmişten ders çıkarmaktır. Ama milli duygular ön plandadır. Yani sen bir paragraf okuyorsan, o paragrafta sürekli kendi milletini övüyorsan, sürekli hep olumlu şeylerden bahsediyorsan, hiç olumsuzluklardan bahsetmiyorsa, sürekli kahramanlıklardan bahsediyorsa, sürekli başarılarından bahsediyorsa, başarısızlıklarından bahsetmiyorsa bu öğretici tarih yazıcılığıdır Geçen Öğretici tarih yazıcılığının öncüsü Tukidides'tir. Bakın Tuki, Tuki Kürtçe sen kimsin demektir. Bakın şifre veriyorum ha. Tuki sen kimsin? Sen kimsin bana öğretiyorsun? Bak öğretici kimmiş? Tukidides. Tuki sen kimsin? Kürtçe yani şifre amaçlı. Tuki de sen kimsin bana öğretiyorsun. O zaman öğretici tarih yazıcılığının temsilcisi aşağıdakilerden hangisi Cevap Tuki de sen kimsin bana öğretiyorsun. 3. Sosyal tarih yazıcılığı. Sosyal tarihi yazıcılığı toplumlar arası ilişkileri ele alır. Temsilcisi August Comte'dur gençler. Sosyoloji ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştır August Comte. Gelelim bir diğeri kronik tarih yazıcılığı. Hani kronoloji diyoruz ya zaman bilimi. Olaylar oluş sırasına göre verilir burada gençler. Mesela Çin yıllıkları kronik tarih yazıcılığına örnek gösterilebilir. Ya da Rus kronikleri e, kronik tarih yazıcılarına örnek gösterilebilir. Bilimsel tarih yazıcılığı. Bilimsel tarih yazıcılığının diğer adları araştırmacı neden nasılcı tarih yazıcılığıdır. O zaman olaylar araştırılır. Olaylar aktarılırken sebep sonuç ilişkileri içerisinde verilir. Bilimsel yöntemlerden faydalanılır gençler. Tarihin bilim olmasını sağlamıştır. Peki önemli temsilcileri kimlerdir? Bakın önemli temsilcileri Voltaire, Fernand Braudel, İbn Haldun ve Halil İnalcık'tır. Halil İnalcık tarihçilerin kutbu olarak bilinir veya tarihçilerin şeyhi olarak bilinir gençler. Takvimlerden devam ediyoruz. İnsanoğlu zamanı etkili ve verimli kullanmak için takvimi oluşturmuştur. Takvimler oluşturulurken Güneş'in ve Ay'ın hareketleri esas alınmıştır. Bakın. Dünya kendi etrafında kendi ekseninde dönerse gün oluşur. Ay dünyanın çevresinde bir tur atarsa ay oluşur. Dünya Güneş'in çevresinde bir tur atarsa yıl kavramı oluşur. Yani zaman kavramı gün, ay, yıl olarak oluşuyor. Şimdi bakın takvimler ikiye ayrılıyor. Güneş yılı esaslı takvimler, ay yılı esaslı takvimler. Güneş yılı esaslı takvimlerde güneşin hareketleri baz alınmıştır. Ay yılı esaslı takvimlerde ayın hareketleri baz alınmıştır gençler. Bakın güneş yılı esaslı takvimi bulan Mısırlardır. Ama güneş yılı esaslı takvime son şeklini veren Romalılardır. Ay yılı esaslı takvimi bulan Sümerlerdir. Sümerlere göre ay yılı esaslı takvimde bir yıl 360 gündür. Ama Müslümanların kullandığı hicri takvimde bir yıl 354 gündür. Eğer bir paragrafta işte Sümerler ay yılı esaslı takvimi bulmuştur veya Mısırlar güneşin resası takvim bulmuştur cümlesini size yorumlatıyorlarsa yorumunuz şu olacak. Bakın bir yerde takvim varsa orada demek ki gezegenler incelenmiş. Bakın güneş ve ay ve gezegenler incelenmişse astronomi biliminden faydalanmıştır ve bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Yorumunu yapmanız gerekiyor gençler. Bakın bir daha söylüyorum bir yerde takvim varsa Orada demek ki gezegenler incelenmiş. Demek ki astronomi biliminden faydalanmış. Demek ki bilimsel çalışmalar yapılmış. Sonuçta sen bir yıl 365 gün diyorsun değil mi? Bir hesap yapılmış. O zaman bilimsel çalışma yapılmış oluyor gençler. Şimdi güneş yılı esaslı takvimler kendi arasında beşe ayırıyor gençler. Bakın 12 hayvanlı takvim, celali takvim, rumi takvim, Takvimi garbi miladi takvim. Ay ile esası takvim ise bir tanedir hicri takvim. Bakın bu takvimlerden hangilerini Türkler kullanmıştır? Bakın bu takvimlerin hepsini Türkler kullanmıştır. Ama bu takvimlerden miladi takvim kime aittir? Mısırlara aittir. Yani temelini atan Mısırlardır. Peki Hicri takvim kime aittir? Araplara aittir. Bakın. Tamam mı? Hicri takvim Araplara ait. Miladi takvim Mısırlar temelini atmış. Romalılar son şeklini vermiştir. Ama bu takvimlerin hepsini Türkler kullanmıştır. Peki Türklere özgü olan hangisidir? Türk Türklere özgü olan ilk takvim hangisidir? 12 hayvanlı Türk takvimidir gençler. Bunlar Göktürkler ve Uygurlar e, kullanmıştır. Mesela Celali takvimi Selçuklu, Harzemşah ve Babürler kullanmıştır. Rumi takvimi ve takvimi garbi Osmanlı Devleti kullanmıştır gençler. Mesela miladi takvim Türkiye Cumhuriyeti döneminde kabul ediliyor. 1926 yılında resmen kullanılmaya başlanıyor gençler. Şimdi bir de takvimlerin başlangıç yılları vardır gençler. Bakın toplumlar takvimleri oluştururken, oluştururken kendine göre bir başlangıç yılı belirlemiş. Mesela İbranilere göre Takvimin başlangıç yılı yaradılış yılıdır. Milattan önce 3761 yılı kabul ediliyor. Yunanlara göre Olimpiyat Oyunlarıdır. Milattan önce 776. Romalılara göre Roma şehrinin kuruluşudur. Milattan önce 753. Müslümanlara göre Hicrettir yani Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçüdür. 622. Bakın aynı bu paragrafı verirler ve sizden yorum isterler gençler. Yorumunuz şu olacak. Toplumlar önemli olayları takvimin başlangıç yılı olarak kabul etmişlerdir. Bu yorumu yapmanız gerekiyor gençler. Bir 12 hayvanlı Türk takvimi. Türklerin tarih boyunca ilk kullandığı takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir. Türkler bu takvimi kullanırken henüz Müslüman olmamışlardır. Bu takvim Güneş yılı esaslıdır. Ve bu takvimin başlangıç yılı olarak milattan önce 209 Metahan'ın tahta çıkışı kabul edilir gençler. Burada önemli olan şudur. Bakın yıllar hayvan adı ile belirtilir. Yani işte sıçan yılı, tavuk yılı, at yılı gibi. Aylar ise sayı ile belirtilir. Mesela köpek yılının birinci ayı, köpek yılının ikinci ayı, köpek yılının on ikinci ayı. Şimdi bu takvimde şöyle bir anım var. Hani bu takvimi daha bilmeden önce küçükken kar yağardı. Bizimkiler derdi ki bu yıl yağan kar köpek karıdır. Haramdır yemeyin. Ya diyordum niye gizliden gidip yiyorduk tabi o ayrı mesele. Daha sonra büyüdük işte. Ben 12 hayvanı Türk takvimiyle tanıştım. Böyle özelliklerine baktım. Dedim yoksa bizimkilerin 12 hayvanlık Türk takvimi acaba bir bağlantısı mı var? Kendi kendime böyle düşündüm. Peki bu takvimi kimler kullanmıştır? Hun, Göktürk, Uygur, Çin, Hint, Tibet gibi milletler, devletler kullanmıştır. Geçir. Bakın 12 hayvanlık Türk takvimi Güneş ile esaslıdır. Celali, Rumi, Takvim-i Garbi, Miladi Güneş ile esaslıdır. Yazmadım. Hepsinde ortak özellik. Zaten bir takvim güneş yılı esaslıysa bir yıl kaç gündür? 365 gündür. Bunlar ortak olduğu için yazmıyorum. İki hicri takvim. Hicri takvim ay yılı esaslı tek takvimdir. Bakın ay yılı esaslı tek takvimdir. Kime aittir? Araplara aittir gençler. Ay yılı esas takvim Araplara aittir. Peki bu takvim başlangıç yılı ne kabul edilir? Mekke'den Medine'ye göç. Yani 622. Peki bu takvim ne zaman kullanılmaya başlandı? Hazreti Ömer döneminde kullanılmaya başlanmıştır gençler. Özellikle şu anda günümüzde dini gün ve bayramlarda kullanıyoruz gençler. Bakın dini tatiller belirlenirken, bayram tatilleri belirlenirken Hicri takvime göre belirleniyor gençler. Bakın Hicri takvim ile Güneş ile esaslı takvimler arasında kaç günlük fark vardır? 11 günlük fark vardır. Bakın dikkat edin. Ramazan bayramı her yıl 11 gün geriden başlar. Atıyorum geçen yıl 20 Nisan'daysa bu yıl 11 çıkar. Kaç kalıyor? 9 Nisan mı kalıyor? 9 Nisan'da oluyor. Tamam mı? Her zaman böyle 11 gün geri geliyor. Çünkü bir yıl 354 gün olduğu için Burada ise bir yıl 365 gündür. E biz dini günlerde hangi takvimi kullanıyoruz? Hicri takvimi kullandığımız için. Bakın şu an Türkiye'nin kullandığı iki takvim vardır. Miladi ve Hicri takvim. Resmi işlerde miladi, dini gün ve bayramlarda hicri takvimi kullanıyoruz. Ay yılı esaslı olduğu için bu takvimin diğer adı kameri takvimidir. Zaten kamer ay demektir. Güneş yılı esaslı takvime göre fark 11 gündür gençler. Gelelim Celali takvimi Şimdi Celali ismi şuradan geliyor gençler. Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah'ın diğer adı Celaleddin'dir. Ve Melikşah Ömer Hayyam'ı çağırıyor diyor bir takvim oluşturur. Ömer Hayyam takvimi oluşturuyor ve bu takvimin adını Celali takvimi bırakıyor. Celali Melikşah'ın diğer adını. Peki bu takvimin başlangıç yılı nedir? Bakın 1079 Nevruzdur gençler. Ve ekonomik amaçla hazırlanmıştır. Mali amaçlıdır. Kimler kullanmıştır bu takvimi? Selçuklular, Harzemşahlar ve Babürler kullanmıştır. Rumi takvim. Rumi takvim başlangıç yılı 1677 kabul edilir. Burada Mart ayı yılbaşıdır gençler. Hani bizim bir ocak gibi düşünün. Ha. Bu takvime göre neymiş? Mart ayı yılbaşı kabul ediliyor. Bu takvim de ekonomik amaçlı, mali amaçlı hazırlanmıştır ve Osmanlı Devleti tarafından kullanılan bir takvimdir. 5. Takvimi Garbi Takvimi Garbi 2. Meşrutiyet döneminde kullanılan bir takvimdir Yaşar. 6. Miladi takvim Miladi takvimin iki ismi daha var. Gregorian takvimi ve Sezar takvimi. Julio Sezar Roma İmparatoru döneminde benimsendiği için kabul edildiği için bu takvim adını almıştır. Hatta bu dönemde düzenleniyor. Öyle diyelim. Gregorian takvimi de Papa adından geliyor. Papa'nın adından geliyor. Bu takvimin diğer iki ismi de unutmayalım. Yaşar. Gregorian ve Sezar takvimi. Zaten miladi takvime son şeklini veren kimdi? Roma'ydı. Temeli nerede atılmıştı? Kim atmıştı? Mısırlar atmıştı. Peki bu takvim başlangıcı ne? Milat kabul ediliyor. Milat dediğimiz Hz. İsa'nın doğumudur. Yani sıfır kabul edilir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan takvimdir gençler. Bakın Avrupa devletlerinin çoğu Türkiye'de dahil olmak üzere miladi takvimi kullanıyor. Peki Türkiye ne zaman kabul etti? Bakın 1925 yılında kabul etti. 1 Ocak 1926 yılında resmen kullanmaya başladı. Kullanım amacı da şudur. Batı ile entegre olma yani uyumlu olma. Hani sonuçta Batı'nın da kendine göre bir takvimi vardı. Türkler bundan önce neyi kullanıyordu? Mesela Rumi, Celali, Hicri kullanıyordu. Hani genel olarak bahsettiğimiz zaman. E bu yüzden Batı ile sıkıntılar yaşanabiliyordu. Atıyorum bir toplantı tarihi belirlenecek. Mesela Hicri takvimi kullanıyorsan 11 günlük bir Fark var. E bu sıkıntı oluşturacak bu defa. Ne yaptılar? Avrupa ile entegre olabilmek için yani uyumlu olmak için miladi takvimi kullandılar gençler. Takvimler de bunlardır. Evet arkadaşlar. Yüzyıl kavramı. Şimdi bakın tahtada bir şekil var. Yüzyıl kavramı ikiye ayrılıyor. Milattan sonra ve milattan önce. Bakın dikkat edin. Milattan sonra sayılar günümüze yaklaştıkça değeri artar. Bakın biz buradayız. 2024. Bakın bize doğru geldikçe yani sıfırdan ileriye doğru artar. Burada ise milattan önce de ise böyle artar. Bakın sıfırın her iki yanından sayı değerleri artıyor. O zaman şöyle yorumlama yapabilir miyiz? Milattan sonraki bir sayı bakın milattan sonraki bir sayı ne kadar büyükse Günümüze o kadar yakındır, evet. Peki, milattan önceki bir sayı ne kadar küçükse günümüze o kadar yakın. Bakın buradaki mesafeyle buradaki mesafeye bakın. Bir de buradaki mesafeyle buradaki mesafeye bakın. Yani milattan önce bir sayı ne kadar büyükse o kadar günümüzden uzaktır. Ne kadar küçükse günümüze o kadar yakındır. Şimdi bakın, sıfır milat. Sıfırdan sonrakine biz milattan sonra ya da İsa'dan sonra diyoruz. Sıfırdan öncekine milattan önce diyoruz ya da İsa'dan önce. Sıfır ile 24 yani bir yüz yılı bir yüz yılı bir altın gibi düşünebilirsiniz gençler. Bakın bir altında kaç yarım altın var? İki tane bak birinci yarı ikinci yarı. Peki kaç tane çeyrek altın var bir tam altında? Bakın bir iki üç dört tane. Bakın eğer bir sayı 0 ile 24 arasındaysa yani sayı derken şimdi örnek üzerinden göstereceğim size gençler. Mesela buradan başlayalım. Milattan sonra 1808 yılı hangi yüzyıldadır? Şimdi bakın Yüzyılı bulabilmek için eğer sayılar 4 haneli ise bakın 4 haneli ise son iki hanesini 1 artırıyorsun, yüzyılı buluyorsun. O zaman bu kaçıncı yüzyıl? 19. yüzyıl. Gelelim bunu bulalım. Kaç haneli? 3. Ama biz de dedik 4 haneli olacak. O zaman gizli bir 4'e tamamlıyorum. Bakın 4 oldu mu? Oldu. O zaman al ikisini 0-6. Kaçıcı yüzyıl? 1 artır 7. yüzyıl. Gel buraya. Bakın 2 tane değil mi? 4'e tamamlayacağız. Tamamladık mı? Al şimdi ilk ikisini. Ne oldu? Bak 1. yüzyıl. Gel burayı da yapalım. Milattan önce 1925 yılı. Bakın. 4 4 haneli mi? 1 2 3 4. Evet. O zaman al ikisini 1 arttır. 19 1 arttır kaçıcı yüzyıl? 20. yüzyıl. Bakın buraya. 751. Kaç haneli? 1 2 3. Kaça tamamlıyoruz? 4'e. O zaman al ikisini kaç oldu? 8. yüzyıl. Hadi bunu da sen yap. Duyuyorum seni. Evet. Hocam 2 haneli Kaç sıfır eklemem lazım başına? 4 taneli yapabilmem için 2 sıfır ekledim. Ondan sonra aldım mı bunu yuvarla? Bak 2 sıfır sıfırsa kaç yüzyıl? Birinci yüzyıl. Bakın yüzyıl böyle bulunuyor gençler. Tamam mı? Şimdi gelelim yarıları bulmaya. Bakın yarı nasıl bulunur? Yarı son iki rakamına bakılır gençler. Tamam. Bakın 08 8 08 burada. Hangi yerde? Bakın burada. O zaman kaçıncı yarı? Bak birinci yarı. Peki kaçıncı çeyrek? Birinci çeyrek. Gelelim buna. 625. Nereye bakıyoruz? Kırmızı kalemi alayım. Bakın buraya bakıyoruz. Yarı ve çeyreklerde. 25. 25 nerede? Bakın burada. Bu nereye denk geliyor? Birinci yarıya. Peki çeyrek olarak ikinci çeyrek. Gelelim buraya. Bak 10. 10 sayısı nerede? Burada. Kaçıcı yarı? Birinci yarı. Kaçıcı çeyrek? Bak 10. Kaçıcı çeyrek? Birinci çeyrek. Gelelim buraya. Yarıları vuruyoruz. Bakın, neye bakıyorduk yarı ve çeyrekte? Son ikisine bakıyorduk. Bakın, işaretliyorum. 25, 25 burada nerede? Şurada. Kaçı çeyreğe giriyor? Üçüncü çeyrek. Yazıyorum hemen. Üçüncü çeyrek. Peki, Kaçıncı yarıya giriyor? Bakın bir sayı. 0 ile 49 arasında ise kaçı yarı? İkinci yarı. Gelin buraya 51. 51 şurada nerede? 51. Bakın burada. Kaçı çeyrek? İkinci çeyrek. Peki 51 nerede? Bakın kaçı yarı? Birinci yarı. Gelelim buna. Bu kaç sayısıydı? 21. 21 nerede burada? Şurada. Kaçı çeyrek? Dördüncü. Peki 21 şurada değil miydi? Kaçıncı yarı oluyor? Bak 0 ile 49 arasında birinci yarı. İşte bu kadar gençler. Bakın bir daha söylüyorum. Milattan sonraki sayılar ne kadar büyükse günümüze o kadar yakındır. Mesela şöyle düşünün. Milattan sonra 10 ile Milattan sonra 100 arasında hangisi günümüze yakın? Tabii ki milattan sonra 100. Peki milattan önce 100 ile milattan önce 1000 arasında hangisi bize daha yakın? Hı? Söyleyin bakalım. Bakın milattan önce 1000 ile milattan önce 100. Ben dedim ki milattan önceki bir sayı ne kadar küçükse günümüze o kadar yakın. O zaman milattan önce 100 günümüze daha yakın. Bu daha uzak. Bakın bu milattan önce 1000 daha uzak. Peki farklarını bulalım. Mesela milattan sonraki iki fark için atıyorum milattan sonra 100 ile milattan sonra 1000 arasında kaç yıllık zaman farkı var? Çıkarıyorsunuz gençler. Bakın 900 olur. Peki aynısını milattan önce için yapalım. Milattan önce atıyorum 100 sayısı ile milattan sonra 90 sayısı arasında kaç? Milattan önce 90 sayısı arasında kaç var? Bak milattan önce 100 ile milattan önce 90 arasında kaç fark var? 10. Yani kısacası her ikisi de aynıysa ya ya milattan önce ise ya da her ikisi de milattan sonra ise çıkarıyorsun. Ama farklıysa bakın diyelim ki biri milattan önce 100. Biri de milattan sonra 100. Bakın Milattan önce 100, milattan sonra 100. Ne yapacaksın o zaman? Bakın dikkat edin. Burada 100 tane var. Burada 100 tane var. O zaman farkı bulmak için sayılar toplanılır. Ne olur? 200 olur. Bakın buradan mesela. Şimdi milattan önce 24 ile milattan sonra 24 arasındaki fark kaçtır? Bakın 24 burada yok mu? E 24 de burada var. O zaman ne yapacaksın sen bu ikisini? toplayacaksın. Bakın biri milattan önce, biri milattan sonraysa toplayacaksın farkını istiyorsa. 24 burada, 24 burada 48 diyeceksin. Peki her ikisi de milattan önceyse ne yapacaksın? Bakın mesela atıyorum her ikisi de milattan sonraysa bakın milattan sonra 24 ile milattan sonra 49 arasındaki fark kaçtır? O zaman ne yapacaksın? Çıkarma işlemi yapacaksın. Mesela şöyle gel. Milattan önceye gel milattan önce 24 ile milattan önce 49 arasındaki farkı bulmak için ne yapıyorsun? Çıkarıyorsun. Bakın her ikisi milattan önce ise çıkar. Bir milattan önce bir milattan sonra ise farkı istiyorsa topla. Yüzyıl kavramı böyle.